Hu Yung-sik henüz 4 yaşında küçük bir kız. Başına gelen şey yüzünden psikolojisi oldukça bozulmuştu. Öyle ki bu kızın başına gelen olay sizin başınıza da gelse belki de daha kötü bir durumda olabilirdiniz. Şimdi videomuza geçelim ve neler olduğunu görelim. Yung-sik Hu, Çin'in kuzeyinde fakir bir ailenin kızı olarak doğdu. 8 aylıkken karnı şişmeye başladı. Ailesi ilk başlarda bu şişlikten çok endişe etmeyerek küçük kızı doktora götürmedi. Aradan geçen her gün küçük kızın karnındaki şişlik giderek büyümeye başladı. 4 yaşına geldiğinde karnı tıpkı yetişkin bir kadının hamilelik esnasındaki karnı gibi gözüküyordu. Minik kız güçlükle hareket edebiliyordu. Kendi elbiselerinin içine sığamaz hale gelmişti. Karın çevresi 99 cm çapına erişen küçük kızı ailesi doktora götürmeye karar verdi. Yung-sik'in karnında bir ödemin olduğunu tespit eden doktorların ameliyat için istediği parayı veremeyecek durumda olan ailesi son çare olarak çocuklarının fotoğraflarını internette yayınlayarak bağış toplayabileceklerini düşündü. Minik kızın ailesi çocuklarının ameliyat için gerekli olan parayı toplayarak Yung-sik'i tedavi ettirdi ve Yung-sik tekrardan sağlığına kavuşarak hayatına kaldığı yerden devam etti. Buna benzer bir olay Filipinler'de yaşandı. 17 yaşındaki Kimberly Robles Besinal'in Haziran ayından beri şiddetli karın ağrısı vardı. Kimberly bir yılda 10 kilo almış ve 50 kilo olmuştu. Kızlarının hamile olabileceğini düşünen aile kızını zorla hastaneye götürdü. Ailesi genç kadının sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiğini düşünerek ona kızdı. Kızlarını zorla götürdükleri ultrasonda da balığa benzeyen bir görüntü karşılarına çıkınca şoke oldular. Genç kadına göre ailesi kendisini balıkla cinsel ilişkiye girmekle suçladı. Bu iddia tüm bölgede yayıldı ve genç kadın zor durumda kaldı. Ancak doktorlar Kimberly'nin hamile olmadığını doğruladı. Doktor Massachusetts Fernandez, ultrason görüntüleri gerçekten de balığa benziyor ama görülen şey aslında overkisti dedi. Neden oluştuğu tam olarak belirlenemeyen yumurtalık kistleri, zararsız oldukları gibi hayati tehlikeye sebep olacak kadar tehlikeli olabiliyor. Bu tür rahatsızlıkların önemli belirtileri arasında karın ağrısı, karında şişkinlik, sindirim sistemi bozuklukları, ani bıçak saplanma türünde sancılar bu tür kistlerin belirtileri arasında sayılır. Kist oluşumunun nedenleri daha tam olarak belirlenmiş değil ancak bir takım hormonal bozukluklar ve genetik faktörler gibi durumların kist oluşumunda etkili olduğu düşünülüyor. Kimberly karnındaki büyük kisti aldırmak için ameliyat parası biriktirdi. Gerekli parayı başlattığı bağış kampanyalarından toplayan Kimberly, açık ameliyat yöntemiyle sağlığına tekrardan kavuştu. Filipinler'de toplumun bir kısmı çıplak denize giren kadınların deniz canavarı tarafından hamile bırakılabileceğine inanıyor.